Merhaba, ben Esra Alemdar. Bugün George Washington Üniversitesi'nde Profesör Murat Tarımcılar'la beraberiz. Kendisi George Washington Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi Lisansüstü Programları Dekanı. Murat Bey, teşekkürler öncelikle. Bana birazcık özgeçmişiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Amerika'ya ne zaman geldiniz, ne kadar zamandır George Washington'dasınız ve özellikle şimdiki dekanlık göreviniz hakkında biraz lütfen. Ben Türkiye'den Boğaziçi'nden mezunum, Endüstri Mühendisliği'nden 1980 senesinde. 2 sene mühendis olarak çalıştıktan sonra Amerika'ya yüksek lisans eğitimi için geldim. Washington'a 1996'da geldim aslında. 1999 senesinden beri de George Washington Üniversitesi'ndeyim. Önce profesör olarak buradaydım. Sonra 2006 senesinde bölüm başkanlığı yaptım. Son 2 senedir de lisans üstü programına dekanı olarak çalışıyorum. İşletme Fakültesi'nde, George Washington University School of Business'ta. Çok güzel. Sizden başka peki Türk profesör var mı George Washington'da? Var. Aslında 5-6 tane Türk profesör var. Öğrenci da, çok daha fazla ama profesör olarak çok fazla değiliz. Bizim okulumuzda, yani İşletme Fakültesi'nde Refik Soyer diye bir meslektaşım var. Hatta aynı departmandanız. Finans bölümünde de Şenay Ağca diye bir arkadaşımız var. Bunun dışında öbür fakültelerde de Türk öğretmenlerimiz var ama maalesef galiba hepsi 6 kişiyiz burada. Ama çok az. Çok az. Öğrenciler çok dediniz. Ne kadar Türk öğrenci var acaba? Öğrenci galiba bütün lisans ve lisansüstü olarak 80'in üzerinde Türk öğrenci var. Bizim işletme fakültesinde hemen hemen her sene 10 civarı öğrenci gelir. Ve de öğrencilerimizle çok gurur duyarız biz. Bizi hiçbir zaman utandırmadılar. Türk öğrencilerimiz her zaman iyi bir geçmişle geliyorlar. Akademik background'ları çok kuvvetli oluyor. Ondan çok memnunuz. Ne kadar güzel. Peki size şöyle bir soru sorayım. İnsanlar genellikle DC'ye dünyanın başkenti olarak bakıyorlar. Ve özellikle öğrencilere DC hem politik anlamda, siyasal bilimler anlamında ve ekonomi anlamında birçok olanak sağlıyor. Sizin peki bu konudaki görüşleriniz neler acaba? Ya bence sadece o konularda değil. Mesela ben işletme fakültesinde olduğum için şu anda bir iş dünyası olarak bile Washington bence dünyanın başkenti olma durumunda. Tabii ki birazcık taraf tutuyor gibi gelecek insanlar ama hakikaten eğer Amerika'da bir eğitim görmek istiyorsanız ben Washington'dan daha iyi bir şey düşünemiyorum. Hep kendi öğrencilerime de söylediğim bir şey vardı. Bana boş bir tabaka verseler ve deseler ki bir yerde globalizasyonu öne çıkartacak bir eğitim enstitüsü kur deseler, hakikaten George Washington'ın olduğu yerde kurardım. O bakımdan üniversite olarak çok şanslıyız. Hemen Beyaz Saray'ın yanında, işte Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların arasında, Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın hemen yanında. Yani bundan daha iyi global fokusu olan bir eğitim merkezi düşünemiyorum. Hakikaten çok ben bütün arkadaşlara da söylüyorum, sadece Türklere değil, bütün internasyonel öğrencilere de söylediğim şey ki bu onlar için çok büyük bir fırsat. Peki George Washington Üniversitesi'nin Washington DC'de bulunmasının haricinde ne gibi özellikleri öğrencileri kendine çekiyor? Neden George Washington? Valla George Washington Üniversitesi zaten çok kuvvetli bir akademik enstitü. Ve de işte bizim burada full-fledged dediğimiz bir üniversite. 9 tane okulu var. Tıp fakültesinden tutun, liberal arts okuluna kadar her şeyi olan bir üniversite. Dünyanın, yani hemen hemen her konuda dünyanın en önde gelen eksperlerinin ders öğrettiği bir üniversite. Fakat bunun yanında sadece akademisyenlere değil, fakat practitioner'lara da aksesi olan bir üniversite. Yani bugün baktığınız zaman Dünya Bankası'nda bugün 3000 tane ekonomi doktorası olan insan var. Bunlar da gelip bizde ders öğretiyorlar. Onun için eğitim kadrosu hem kendi full time dediğimiz öğretim görevlileri hem de dışarıdan gelip öğreten öğretim görevlileri olarak çok kuvvetli bir kadroya sahip. Bunun yanında her geçen gün öğrenci kalitesi artan bir üniversite. Yani bir sınıfa girdiğiniz zaman beraber olduğunuz öğrenciler çok kuvvetli öğrenciler. Dünyanın her yerinden olan öğrenciler. Bir lokal bir üniversite değil artık burası.
Onun için hep dediğim, hatta insanlar Global World University diye şey yapıyorlar. George Washington Üniversitesi'nin hakikaten gerçek bir global üniversite oldu. Hem öğrenci kalitesiyle, hem öğretim görevlisi kalitesiyle, hem lokasyonuyla, hem bütün şehre olan aksesiyle bence çok çok ideal bir yer eğitim almak için. Peki gözlemlerinize göre Türkiye'den buraya eğitim almak için gelen öğrencilerin karşılaştığı problemler ne gibi oluyor? Ya da problemlerle, sorunlarla karşılaşıyorlar mı? Alışmak olsun, adaptasyon olsun? Valla o konuda da aslında ben bir Türk olarak çok gurur duyuyorum. Bizim öğrencilerimizin adaptasyonları çok daha kolay oluyor. Eğitim sisteminin, Türkiye'deki eğitim sisteminden dolayı biz çok fazla yazmayı seven veya yazmaya iten bir eğitim sistemimiz yoktu. Evet, Amerika'da da tam tersi, okumaya ve yazmaya çok yönelik bir eğitim sistemi vardı. Orada çok problemlerimiz oluyor ama dediğim gibi onu da çabuk aşıyorlar. Bizim Türk öğrencilerimiz kuantitatif yetenekleri çok kuvvetli geliyorlar. Evet. O konuda hiçbir problemleri yok. Ben bilmiyorum ama, matematik doğru. Mesela sınıftaki bir tartışmaya girdiğiniz zaman genelde çok yavaş başlıyorlar etrafa alışana kadar. Ama dediğim gibi bunlar hep böyle birinci, ikinci semestrin sonunda alışıyorlar. Hep, yani ben bizim buraya getirdiğimiz, ben maalesef sırf işletme fakültesi için konuşuyorum. ama başarısız olan Türk öğrenci olmadı şimdiye kadar. Hepsi çok başarılı oldular. Hepsi sınıflarına çok şey getirdiler. Çok değer getirdiler. Ondan hiç Türkleri problem öğrenci olarak hiçbir şeye koymadık. Mesela bazı kültürler var. Hakikaten Amerika'daki eğitim sistemiyle problem yaşıyorlar. Türk öğrencilerinin hiçbir zaman böyle problemi olmadı. Doktora seviyesinde hep problemlerimiz tezi yazma aşamasında başlar. Analizde hiçbir zaman değildir. Analizleri güzel yaparız da teze yazmaya geldiği zaman birazcık problemlerimiz oluyor. Ama onu da aşıyorlar. Yani ben Türkiye'deki eğitim sisteminin bir şekilde veya sırf eğitim sistemi değil ama kültürün bir şekilde Amerika'daki eğitim sistemine ve Amerikan kültürüne uyumlu olduğuna inanıyorum aslında. Peki Amerika'da eğitim almaya gelmek isteyen öğrenciler için ve özellikle George Washington'a başvurmak isteyen öğrenciler için ne gibi tavsiyeleriniz var acaba? Nasıl hazırlanmalılar? Nelere kendilerini hazırlamalılar özellikle burada? Valla en başında lisan. Yani biz birazcık erken gelenler oluyor ve problem yaşıyorlar en başta. Lisanla rahat olmanız gerekiyor. Eğer değilseniz ve sadece TOEFL'ı geçmek de değil, yani insanlarla ilişki kurmak açısından, yani practical English dediğimiz olayın rahat olması gerekiyor. Hatta benim tavsiyem, TOEFL'dan iyi bile aldıysanız, fakat lisanla problem yaşıyorsanız, kendinize bir 3 ay verin veya bir semester verin. Lisanınızı yükseltin, ondan sonra sınıfa girin. Çünkü buradaki sınıflar öyle Türkiye'deki gibi oturup lecture'ı dinlediğiniz sınıflar değil. Devamlı bir tartışma, bir interaktif bir ortamda olduğu için. Tavsiyem o olur. Onun dışında yani açık fikirle gelin. Amerika çok değişik hayat tarzlarını ve çok değişik opsiyonları size sunan bir yer. Yani Türkiye'de daha çok bize söylenirdi ne yapmamız gerektiği. Evet. Burada size devamlı soruluyor ne yapmak istediğiniz. O fikre açık olarak gelmelerini tavsiye ediyorum. Bir de aslında şanslıyız. Hakikaten her yerde Türk öğrencilerinin güzel bir reputasyonu var. Onun için mesela bazı kültürlerden geldiği zaman biz GMAT veya GRE gibi şeylere çok daha fazla önem veriyoruz. Çünkü o ülkelerin eğitim sistemleri hakkında çok şey bilmiyoruz. Türkiye artık o şeyde değil, o sınıfta değil. Yani biliniyor, Türk öğrencilerinin iyi olacağı biliniyor. Onun için o bakımdan avantajlılar. Ama tabii ki gene de GMAT veya GRE gibi imtihan veya SAT'den iyi yapmanız gerekiyor. Tabii. Sonuç olarak Amerika için bir internasyonel öğrencisiniz. Her zaman bir belirsizlik var o konuda. Onun için o İmtihanlar için iyi hazırlanmaları gerekiyor, iyi notlar almaları gerekiyor ve açık fikirle buraya gelmeleri gerekiyor. Ondan sonrası kolay. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizimle konuştuğunuz için. Ben teşekkür Çok ediyorum. Maalesef.